İlk adım belediye başkanı Erdoğan Tok tarafından geleneksel hale getirilen komşu iftarlarının Ramazan ayının 4. gününde adresi Adalet Mahallesi, Bursa Caddesi oldu. Hava muhalefetine karşı her türlü önlemin alınarak sokak boyunca kurulan çadırlarla vatandaşlar ağırlandı. İftara AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, Belediye Başkanı Erdoğan Tok, İlk Adım Belediyesi Meclis Üyeleri, İlk Adım Belediyesi Birim Müdürleri, İlk Adım Mahalle Muhtarları ve vatandaşlar katıldı. Komşu iftarları programına büyük ilgi gösteren vatandaşlar Bursa Caddesi'ni doldurdu. Her akşam farklı bir mahallede kurulan komşu iftarlarında ezan okunmadan önce vatandaşlarla görüşerek Ramazan ayını tebrik eden Başkan Tok, herkesin aynı sofra etrafında bir araya geldiği komşu iftarlarının kardeş iftarlarına dönüştüğünü ve gönüllerin birleştiğini dile getirdi. Güzel bir ortamlarda açıyoruz, sağlarımıza kalkıyoruz, teravihlerimizi kılıyoruz. Onun için ne kadar şükretsek az. Ama bir taraftan bakıyorsunuz Orta Doğu'da İslam ülkelerinde kan var, gözyaşı var, açlık var, sefillik var. Her daim biz bir olursak, beraber olursak, birlikte olursak Allah'ın izniyle ülkemizin sırtını yere getirmek isteyenler hiçbir zaman bunu başaramayacaklardır. Türkiye artık güçlü, ekonomisiyle, istikrarıyla, her şeyle artık yeni sanayisini yapan, savaş sanayisinde inanılmaz boyutlara ulaştı. Biliyorsunuz sınırlarımızdaki güvenlik, sınırımızı genişletme adına yapılan savaşlarda da elhamdülillah başarıyla çıkmış olduk. Erdoğan Tok ayrıca ilk adımda yaşanan başarılı dönemin birlik ve beraberliğe bağlı olduğunu da belirtti. Milletvekili Köktaş ise iftar buluşmasında ilk adımlılarla bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Vermiş olduğu ikramlardayız ama güven içerisindeyiz, ailemizle birlikteyiz, huzur içerisindeyiz. Dünyanın birçok yerinde iftar edemeyen, top mermilerinin altında sahura kalkan, sabah kalktığında akşam iftarda evladını, yakınını, çocuğunu yanında bulamayan dünyanın birçok yerinde Müslümanlar var. Allah onlara da kolaylıklar versin. Cenab-ı Allah onların yar ve yardımcıları olsun inşallah.